Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh döneminde şöyle bir olay yaşanıyor. Hazreti Ömer'in adaleti anlatmakla bitmez de bizim programımız ona yetmez. Ama böyle tatlı bir ikram kabulünden kabul edin. Yemek üstü bir çay gibi kabul edin kardeşlerim. Bir Hazreti Ömer döneminde kadının Hazreti Ömer geceleri şehri denetlermiş. Bir evden çok ağlama sesi çıkıyor. Çocuk ağlıyor, bebek. Hazreti Ömer radıyallahu an kapıyı çaldı. Dedi ki, ey kadın dedi. Aç kapıyı. Hazreti Ömer'e kapıyı açtı kadın. Buyurun kimsiniz dedi. Kim olduğunu söylemedi. Ben dedi yoldan geçen bir yabancıyım. Ama yazık değil mi bu, bu çocukcağız dedi ağlatıyorsun. Nasıl ağlıyor görmüyor musun? Emzirsene çocuğunu. Sustursana rahatlatsana. Allah o Ömer'in canını alsın dedi kadın. Hazreti Ömer'e beddua ediyor. Allah o Ömer'in canını alsın dedi. Kadın Hazreti Ömer olduğunu söylemedi. Hazreti Ömer dedi ki: "Ömer ne yaptı sana bacım?" dedi. "Ömer'in sana ne zarar oldu ki?" Ömer dedi: "Geçen hafta bir kanun çıkardı." dedi. Dedi ki: "Sütten kesilen çocukların nafakası sütten kesilince başlar. Kadınların geçim darlığı çeken kadınlar devlete başvurduğunda nafaka sütten kesilince başlar. Ben de çocuğumu daha süt mevsimini doldurmadan, daha bu çocuk bir yaşında değil dedi. Ömer'in verdiği nafakadan almak için çocuğu sütten kestim dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an kadıncağıza dedi ki ey hatun yarın dedi çocuğunla beraber Mescid-i Nebevi'ye gel. O zaman hükümet konağı, valilik, devlet başkanlığı orası. Mescid-i Nebevi. Müslümanların mahkemesi aynı zamanda. Hazreti Ömer ashabını topladı. Ey Müslümanlar biz bir yanlış yaptık dedi. Biz geçenlerde bir kanun çıkardık. O kanunla çocuk sahibi kadınlara yardım etmeyi kocası olmayan, geçimi dar olan, kocası sakatlanmış evine bakamayan, muhtaç ailelere yardımı, nafakayı çocuğun sütten kesilmesiyle başlatmıştık. Bu bir zulümmüş. Dolayısıyla bu kanunu geri alıyoruz dedi. Çocuk ana rahmine düştüğünde nafaka başlar dedi muhtaç olanın çocuğu anne karnında bile nafakasını vermeliyiz dedi. Kadın ertesi gün geldi. Hazreti Ömer'e baktı ki Ömer'miş. Hazreti Ömer'miş dün akşam karşısındaki adam. Utandı kadın tabi. Allah Ömer'in canını alsın dedi ya. O utandı. Ben senin Ömer olduğunu bilemedim dedi. Olsun dedi. Olsun. Dert söyletir. Dert ağlatır insanı. İçi yanan insanın ağzından çıkan söze çok bakmayacaksınız. Onu bir müddet kendi haline bırakacaksınız. Hazreti Ömer de ertesi günü bekledi. Sen kim oluyorsun da Ömer'e beddua ediyorsun? Ağzına vurdu muydu o Hazreti Ömer peygamberin dostudur filan demedi. Şimdi Müslümanlar konuşurken kelimenin adaletsizliğine dikkat edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.